İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlyas Bey, 39 yıl bayağı uzun bir süre. 3 tane de çocuğunuz var. Artık çocuk sayılmazlar tabii. Tabii. Bir tek Ayşe evli değil. Onun dışında 38, 36, 34 diye gidiyor çocukların yaşları. Doğru. Karınız sizden 2 yaş büyük. Siz 66. Evet. Karınız 68. Diyorsunuz ki karım sağın solun dolduruşuna gelip bana kıskançlık yaptı, evet. Beni bunalttı. Evet. Ama kadının kıskançlığı boşuna değilmiş. Sonuçta gidiyorsunuz, bir kadın buluyorsunuz ve aynı evde yaşarken karınızla bir yıl onunla zaten görüşüyorsunuz. Tabii. Boşuna kıskanmamış seni yani İlyas Bey karın. Şimdi Serap Hanım, şu buradan geliyor. Kadın kadınını bilecek, erkek erkekliğini bilecek. Sağda iki çamaşır yıkayıp iki tane pantolon ütünmekle olmuyor. Beni devamlı komşuların rüzgarına geldi, kendi akrabaların rüzgarına geldi. Kapsam alanı dışını yaptı. Beni dedi Şehri Şenkalı başını yedi. Şehri Şenkalı ölecek dedi. Sen de öleceksin dedi. Bu yaştan sonra size yaramayacak bu dünyada dedi. Benim Nesrin kızım bile tehdit etti. Mahkemede kayıtlarım var. Ama sen de Nesrin kanı. O dönem 33 yıldır evet. Aynı çatı altındaydınız. Evet, 6 yıldır değilsiniz aynı evet, çatı altında. Bizim, bir saniye. Ama tabii. Evden ayrılıyorsun tabii. Şehri Hanım'la beraber olmak için. Evet. Ama 5 ay önce Şehri Hanım vefat etmiş. Evet, başınız sağ olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok üzüldün mü? Çok sağ olsun. Yıkıldın mı? Üzüldüm. Kadın şimdi karlı dağ gibi arkamdaydı. Çok savundu. Karakola'da gitsek beraberdik. Emniyete gitsek beraberdik. Düğüne gitsek beraberdik. Ama büyük hanım öyle değil. Sen asker gibi 7'de çıkacaksın, 7'de evde olacaksın. Ben bir arkadaşımla toplantıya, bir arkadaşımla kahveye gidemeyeceğim. Bir söz hakkım yok. Ve evde bundan hariç 3 tane silahlarım vardı, sakladım mahkemelik. Mahkeme baskın yaptı. Evde niye silah vardı? Benim daha önceden 15 yıl önce aldığım silahlarımı bir tane alıyorum, bir tane saklıyorum. Bir tane alıyorum, onu saklıyor. Ondan sonra ben polis en son bir silahı yakaladı, aldı elinden. İyi yapmış. Evet. Kurulutu. İyi yapmış. Ve evde niye silah bulmuşsun ki zaten? Ve saklıyor, evde saklıyor benim silahımı. Ve damatı üzerime yürüttü. Kayınçımın çocuğunu üzerime yürüttü. Benim kiracım Kemal. Çok bir ızdırap, çok skandal çektirdi. Ama hala Şehri Hanım'ı rahmetli bulmadan önce Şehri terk etmiyorsun evi. Yok, kadın bundan, başka bir kadın bulunca terk yok. Ediyorsun. Hayır, ondan önce de benim kafam karıştı. Ya Antalya, İstanbul bir şirketlere gidip çalışmak amacım vardı. Peki kadın da gariban kadındı benim seviyemde. Şehri anlaştık. Şehri Hanım'dan önce başka kadınlar oldu mu? Oldu. Evet, onlar da şimdi büyük hanımın Fatma Uzun kadınlık yapmadığı için. Neden kadınlık yapmadı? Mahallenin cadı kadınlarının sözüm ona. Lodosuna, rüzgarına kapıldı. O şekilde beni kapsam alan dışı yaptı. Sen bu yaştan beri kardeşlerim iyi biliyor olayı da kardeşlerim bir tanesi şahitlik yapsa bir kalemde boşardı hakim. İlyas Bey, evet. Sen 33 sene evet. Dayanmışsın. Evet. 33 sene çok uzun bir süre. Neden dayandım onu anlatayım Serap Hanım. Ben 19 yıl telekomda çalıştım, emekli oldum. 19 yıl maaş ona verirdim. İçinden 100 lira, 200 lira alırdım. 2000 lira maaşım onda kalırdı. Ne yapacak kadın maaşı? 3 tane çocuk var ama, evde. Evet, gidip kumar oynayan hayır. Bir kadın olduğunu zannetmiyorum. Doğru, değil. Üst baş değil. Almıyordu, çoluğa çocuğa ona bakıyordu. Değil, ama çocuklarımı ben yokluk çektirmedim. 2 tanesi İstanbul'da okuttum. Bir tanesini Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okudu. Ha, helal olsun. Evet. Hiçbir yokluk çektirmedim. Hepsinde ikisi evli, bir tanesi bekar. Onu da yine işe koymaya yardımcı oldum. Ayşe babası, işe girdi. Babası yapacaksın zaten ve bunları. Hala yani da bunlar koşuyorum. Ama bir lütuf değil. Çocukların da başını devamlı gemirdi beynini. Şehri Şenkal'ın da başını yedi, o oldu. Devamlı kadına mahkemelik taşlamak, darbe yapmak hepsine... Devamlı İlyas yürüttü. Bey doğru olan doğru. Önce boşanıp sonra başka biriyle birlikte olmaktır ya. Onu, siz niye boşanmadınız? Bir dakika hocam onu anlatayım. O dedi bana bu Şehri Hanım'la tanışmadan önce gel atliye gel atliye. Ben dedim ki hanım atliyeler böyle olmaz. Dilekçe verirsin. Dilekçe, ben de dilekçe atarım. Gelirim bir imzada bir kalemde biterdim. O beni hileli olaraktan evi üzerine aldı ya. 3 kat evi aldığı için hani evden tarladan her taraftan bloko edip bir şekilde seni dedi. Bu şekilde boşayacağım dedi. Ben de hangi hakim diyordun ismini ver de ben de görüşeyim ben gideyim dedim. Seni dedi Deli Osman yapacağım dedi. Mahallemizde bir Deli Osman var. Sokağa bırakacağım dedi. Sen insanlık kaplan dışısın dedi. Ben parayı vermişim. Evden ayrılırken 7 tane bilezik bıraktım. Eve. 7 tane bilezik 15 evden milyardan. Evden ayrılmasaydın bir dakika, İlyas Bey niye mecbur kaldık. Evden? Ben iki kadını bir... Aynı binada durdurabilir miyim Serap Hanım? Ama kavga işte iki kadın olmasaydı ama diyorum ben de. Ama şimdi ben mağdur kaldım. Ben hani ye
İstanbul'a kadar gidip çalışacaktım. Veyahut işte Şehri Şenkal'da benim gibi gariban, vatan dışı olduğu için evlendim. Beraber sahip biraz çıktık. Orada birbirimize. Şey de var ama rahmetli Şehri Hanım senden bayağı bir 20 yaş falan küçükmüş. Küçüktü evet, fedakarlık yani biraz yaptı. Genç ama kadına kaymışsınsa. O kadın fedakarlık, neden fedakarlık yaptı? Sığınmayı yer aramış. Onun kocası da dengesizdi, 75 yaşında. Kendine sahip çıkamıyor. Telefonuna, kimliğine sahip çıkamıyor. Kadın bana eşyasıyla, parasıyla, malıyla. Şehri Hanım da mı evliydi? İkiniz de evliydiniz. Şehri Hanım'la 6 yıl beraber dini nikahlı yaşadım. Yani Şehri Hanım da resmi olarak 75 yaşında biriyle evliydi ama. Evet, hani evliydi. Onun da nikahı ondan, vardı. Başka. Ondan boşandı. Nikahı vardı. Ha, boşandı. Hocam, ondan boşandı. Bir yıl sonra boşandı. Biz ev tuttuktan sonra. Bir yılı sürdü. Şehri Hanım hasta oldun? Şehri Hanım hastaydı. Tabii psikolojini bozdular o taraftan da. Hatta kızını da arasan, kızı da söyler. Yani benim hanımın psikolojini bozdurdu. Mahalleden kadın taktı, adam taktı. Kadını sokağa düşürmeyi. Affedesin dedi, seni Samsun meydana çıkar. Çok gelin elinden gelen hakaretleri yaptı. Kadın taktı, adam taktı kadını Şehri Şenkal'ı lekelemek için. Şimdi İlyas Bey, tabii, 1995 yılında 3 katlı yaptım. Bir ev yapıyorsun, kendim yaptırıyorsun. Yaptım. Kendi gücümle yaptım. Ve tamam ama bunu da karının bunu, üzerine yapıyorsun Fatma Hanım'ın, öyle mi? Tapuyu evet 10 yıl önce verdim. 10 yıl önce? Evet, benim kendisi de beynimi mi dedi bu evi bana mı yap dedi? Dedi bana ver dedi, sana bakacağız ölünceye kadar. Çocuklar da üzülmeye geldi, beynimi evi verdim, verdikten sonra nafaka da bağladım, şımardı o. Aa bir dakika, kızınız tabii. Ayşe telefondaymış. Evet, şu anda seni Ayşe burada görünce şoke olmuş. Evet, doğru ve Ayşe. Ve bir şey söylüyor, evet, çok farklı bir şey söylüyor. Ayşe dinliyorum. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ayşe'cim sen babanı burada görünce şoke olmuşsun, öyle mi? Dinliyorum. Yani arayınca ben inanamadım zaten ama bunu da yapabilir yani, onda o var. Ayşe'cim bir yerden bir acaba televizyon mu açık, sesinde bir yankı yapan bir şey var, bir benim, farklı yere geç. İstanbul'da olduğumu biliyor benim. Geçebilir biliyordu. Misin Ayşe? Burada olduğumu bilmiyordu. Ayşe. Skandal yaşattı. Ayşe bekar, annesiyle birlikte yaşıyor. Evet. Onlar da Samsun'da yaşıyor galiba. Ayşe annesine beraber kalıyor Samsun'da. 3 kat evde siz rahat durun kızım dedim. Ben kirada durabilirim. Ama siz duramazsınız dedim. Ben şimdi sizin geri istiyorsun evi, bir de boşanmak istiyorsun öyle mi? Evin ben tamamını verdim. Ben alt katta durayım. 750 lira kira alıyor. Ha. 800 lira benden nafaka alıyor. 1,5. Ha, kızım dedim senin başın sıkışırsa gece 1'de gelirim, 2'de gelirim dedim. Ayşe. Ben düşünüyorum dedim. Efendim. Tabii. Evet kızım 6 yıl dinliyor. Önce baban evi terk ediyor. Annesi de konuşsun. Evet konuşsun. Terk etti. Kendi isteğiyle. Şehri Hanım yüzünden rahmetli olmuş şimdi evet. Gerçi de. Çok skandal yaptılar yani, Şehri Hanım'a da. Sebep bir tek o değil tabii. Ondan önce sürdüğü bir hayat vardı bir türlü kopamadığı. Artık evin içinde, mahallede. Arkadaşlar kendisi bir şey var Ayşe'nin sesinde. Ya Ayşe'den kaynaklı bilemiyorum ya da bağlantıdan kaynaklı. Orada sadece varsa, o değil, değil diyor bak. Öncesindeki yaşantısından sebep. Yani evet, bu şimdi Fatma Hanım da durup dururken senin üzerine yürümüyor lafla, hı, sözle. Tabii, ya da işte konu komşuyla tamam konuş. Sen de rahat durmamışsın İlyas Bey. Ha, tamam da Serap Hanım sevmiyorsa 19 yıldan beri bir sıkıntı çekiyorum. Skandal yaşıyorum. Sevmiyorsa o tarihlerde boşayacaktı. Sevmiyorum dedi. Bana dedi ki bir dakika senin soy isminden utanç duyuyorum dedi. Senden nalet duyuyorum dedi. Adam gibi adama düşememişim. Ben 5 vakit namazla. Yani evet. Böyle demek ki yaşattı. Onu utandıracak bir şeyler evet yapıyormuşsun. Hayır, sen utandıracak bir şey. Biraz çapkın benim mısınız? Hayır, İlyas anlım Bey, açık. Söyleyin, anladık ama biz onu. Kadın kadınını bilecek dedim hocam. Ama kadın, erkek de erkekliğini bilecek. İki çamaşır ütülemekle bir tabak yemek yapmakla olmuyor. Ben bir tabak yemek, bir tencere yemek yapıyorum. 3 gün yetiyor. Ben 700 lira kira veriyorum. O 750 lira kira alıyorum. İlyas Bey, tabii diyorsun ki 19 senedir bu azabı 19, çekiyorum. Var. Ve beni boşasaydı. Sen niye boşamadın 19 senedir o zaman? Ben açtım davayı. Ne zaman? 6 yıl önce. Kadınla gidince açtın yani, rahmetliyle gidince açtın. Biri açacaktım. O anda işte kadınla kavuştuktan sonra kadının bana bir sıkıntısı yoktu. Ama kadını anladım. Sokağa Ayşe düşünmeye, sokağa düşmeye çalıştık. Evet şu anda daha iyi. Diyorsun ki sadece konu rahmetli değil. Şehri değildi. Onun öncesinde hayır de. 16 yıl tabii önce ki.
Ben azap çekiyordum diyor peki. Ne demek istiyor? Bir müsaade et konuşsun. Dinliyorum. Evet. Kim azap çekiyormuş? Kendisi çekiyormuş evde annen tarafından. Hakarete uğruyormuş, kavga oluyormuş, komşuların dolduruşuna geliyormuş annen. O zaman azap çekmeseymiş çektiriyor ki çekiyor. Yani o sürekli olarak karşı tarafı anlatıyor. Zaten tek yaptığı şey bu. Ve çok güzel konuşuyor. Yani çok güzel konuşuyor. Ben bile hayret ediyorum. Ben kızımın da beynini sadık. 40 yıllık babamı tanıyamıyorum. Her yerde de görebiliyorum onu. Şu an yani televizyonda da gördüm. Zaten bununla dalga geçiyordum. Artık en son herhalde televizyona falan çıkacak diye dalga geçer gibi çıkmış ve dalga geçer gibi konuşuyor. Her şeyi anlattığını zannediyor. Zaten senelerdir yaptığı bu. Bize ettiği zulüm bu. Hep kendini anlatır ama kendisiyle alakalı hiçbir şey anlatmaz. Peki Ayşe, babanla ilgili senin anlatacaklarını dinlemek istiyorum ama şöyle yapacağım. Bir Adana'ya gideceğim efendim. Adana'da biliyorsunuz bugün Dilek Başbağ kaybıyla alakalı yazılan dilekçe var bir mahkum tarafından. Onunla ilgili o Erhan denen kişiyle ilgili görüşmek üzere avukatımız Hasan Kocabey Adana'da ve yanında da Esra var muhabirimiz. Esracığım merhaba, Adana'ya da sevgiler saygılar gönderiyorum. Nedir Hasan Bey, girdi mi cezaevine, şu anda görüşme başladı mı? Öncelikle yayınlar Serap Aköz. Sizin de söylediğiniz gibi 12 yıllık Dilek Başbağ kaybıyla ilgili bugün hukuk danışmanımız avukat Hasan Kocabey Adana'ya geldi sabah saatlerinde ve yayından hemen önce Derhan'la görüşmek üzere cezaevine girdi. Dakikalardır biz de burada heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Hem kendi sorularını soracak hem de günlerdir sizin stüdyoda yönelttiğiniz soruları soracak. Sorularınızın muhatabı cezaevinde olduğu için Erhan'ın annesiyle ve yengesiyle ilerlemeye çalıştık. Ancak Hasan Bey günlerdir de söylüyordu tabii ki Adana'ya geleceğini ve bugün nihayet geldi. Erhan neden bir ifade verdi, daha sonrasında neden ifadesini değiştirdi, acaba konuyla ilgili bir şey biliyor mu? Biz sadece Erhan'la görüşecek diye biliyoruz cezaevinde, ancak belki farklı isimler çıkacak ve Hasan Bey o isimlerle de bir görüşme sağlayacak. Sonuç açıkçası bize de sürpriz olacak. İlerleyen dakikalarda Hasan Bey yanımıza geldiğinde tekrar size bağlanacağız ve gelişmeleri aktaracağız. Teşekkür ederim Esra. Evet, konu Dilek Başbağ geldiği zaman da tekrar bağlantımız olacak. Erhan kim? Neden 2016 yılında böyle bir dilekçe verdi ve neden Dilek Başbağ'ın öldürüldüğünü söyledi? Katili biliyorum, gömüldüğü yeri biliyorum dedi. Bütün bunların cevabını da ilerleyen dakikalarda alıyor olacağız. Samsun'dan gelen İlyas Bey 39 yıllık eşini bundan 6 yıl önce terk etti ve kendisinden 20 yaş küçük Şehri Hanım'la yaşamaya başladı. Şehri Hanım 5 ay önce hayatını kaybetti ve bu sefer İlyas Bey şimdi diyor ki ben bir kere öncelikle boşanmak istiyorum diyor. Bu durumlarda genelde karıma dönmek istiyorum, beni affetsin diye gelirler ama senin fikrinde hiçbir değişiklik olmamış. Yok. Yani eşine falan dönmek istemiyorsun anladım. İstemiyorum ben. Evet, bir an önce boşansın. Yeni birisini mi buldun İlyas Bey? Hayır, şu anda kaderimde neyse ben boşandıktan sonra 10 tane bulurum ama o iş orada değil. İş, kadın sen boşanmadan kadın, da bulmuşsun da çünkü çok fazla. Kadın o yüzden hakikaten ama, çok delirmiş olabilir o yani. O zaten delirmedi. Namaz kılıyor ağzından bin... Ne hapı? Ben gözüm gördüm. Kendi psikiyatri hapını benim tabağıma attı. Ben o gün kolay içeydim. O hap beni zehirledi. Zehirlemezdi. Ya, seni sakinleştirmek için herhalde yapıyordu. Ama onun hapı bana iyi gelir mi? Gelmez benim tabii ki. Gelmez, tabii ki yapmamalıydı. Ama zehirlenmezdin yani. Bir tane yani kendi içtiği kadar attıysa hiçbir şey olmazdı. Belki yani daha bir belki rahat fazla kattı bilemem ki. Yarın da fazla katar. Sakinleşirdiniz biraz. Daha ileride de zehir katar. Mal mülk kalacak. 3 kat evi benimsiyor. Çocuklara devretti evimi. Hocam o zehir katacak ama çok ağır bir iddia İlyas Bey. Yani ben şimdi katillik de suçluyorsunuz. Hocam günümü geçirmişim. Çocuklara büyütmüşüm. Onu bir seviyeye getirmişim. Zehir kattığı zaman bu paranın peşinde, malın peşinde. Zaten katı, onun üstüne aldı. Onun üstüne ama malı. Hayır, o kadar kolay değil devlet. Bak hakimlerine başaramadım, buraya kadar geldim. Türkiye değil dünya duysun. Ben suçlu değilim. Ben onlara babalık yapmışım, okutmuşum. Benim hakkımı himaye edip de beni yarın öldüğü zaman damatlarına çocuklara devretmiş Serap Hanım. Şimdi diyorsun ki dinliyorum. Boşanmadığı için diyorsun. Evet. Evde onun üzerine evet.
yarın bana bir şey olursa diyorsun. Ya bu, yok hanım öldüğü zaman ona bir şey olursa direkt diyorsun. Ama sen nikahlı kocasısın. Sana da kalacak zaten. Dörtte üçü sana kalacak. Onun hesabı kalmaz diyor. Bu kalır. Bir an önce ölsün, yaşlanıyor, bana kalacak diyor. O kendi öleceğini sevetmiyor. Kimi kimden önce öleceği belli olmaz ama siz nikahınız devam ettiği sürece miras konusunda bir paylaşım olacak.